Merhabalar, tadımız tozumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere kakao kremalı, ekonomik ve oldukça lezzetli borcam pastası tarifi vereceğim. Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle çırpma kabımın içerisine 3 adet oda ısısına gelmiş yumurtayı ekliyorum. 200 ml'lik bardak ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve şeker ile yumurta güzelce eriyene kadar rengi açılana kadar çırpıyorum mikserinizin en yüksek devirinde şeker ve yumurta bu şekilde kabarana kadar çırpın şeker tamamen erimiş olsun 1 çay bardağı ayçiçek yağı 125 mililitrelik bardak ile 1 çay bardağı süt Şimdi içerisine 200 mililitrelik bardak ile 1 su bardağı un eliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı un kullanacağım ama ilk etapta 1 bardağı yedireceğim. 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Kakaoyu da eliyorum ve bu karışımı şöyle güzelce bir karıştıracağım. Ardından yarım su bardağı daha ilave edeceğim unu. Kakaoyu metro gibi marketlerden kiloluk bir şekilde alırsanız hem daha ekonomik hem de daha bereketli oluyor. Bu aşamada spatula'yı kullanıyoruz unu ve kakaoyu yedirirken. Yarım su bardağı daha ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış olduk. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. kıvamı oldukça güzel oldu. Büyük boy borcam kullanacağım bu tarifte. Tabanını öncelikle yağ ile her tarafını fırça yardımı ile sürüyorum. Yağı. Fırınımı önceden ısıtmadım. Fırına koyduktan sonra fırını açacağım. Hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. Spatulamın arkası yüzeyiyle güzelce kek harcını düzleştireceğim. Tezgaha birkaç kez vurup içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartacağım. Ardından fırına göndereceğim. Alt üst ayarda 180 dereceye açacağım. Benim fırınım alt üst ayarda 180 derecede 20 dakikada pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olunuz. Kekim pişti. Ilıdıktan e, sonra üzerine bıçak ile bu şekilde batırıp çıkartıyorum ıladıktan sonra ılımasını bekleyin mutlaka ardından üzerine bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum bir buçuk su bardağı yeterli gelecektir şimdi kremamızı yapalım 800 mililitre yani 4 su bardağı sütü tenceremize ilave edelim ben 1 litre eklemiştim hemen 1 bardak içerisinden alıyorum toplamda 4 su bardağı süt yeterli. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Bu karışımı şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Tamamen karıştıktan sonra ocağa alabiliriz. Ocağa aldım, kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Göz göz olana kadar bu şekilde çırpmaya devam. Asla bırakmayın, yoksa topaklanır. Ee, ve kremamız kaynamaya başladı. Kaynadıkça koyulaşacaktır. Kaynadıktan sonra bu şekilde göz göz olduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarini ekleyin ve ocağın altını kapatın. Tereyağı eriyene kadar bu şekilde çırparak karıştırmaya devam edin. Çırptıkça kremanızın kıvamı çok daha güzel olacak. Böyle yerken sünen cinsten bir krem oluyor. Çırpmak gayet güzel arkadaşlar. Hem de tereyağını eritmiş oluyorsunuz bu sayede. Hazırlamış olduğumuz kremayı hiç bekletmeden kekimizin üzerine döküyoruz. İpeksi harika bir kakaolu krema oldu. Hem de ekonomik. İçerisinde krema yok, şanti yok, çikolata yok. Evde olan malzemelerle yapmak istedim. İnanın çok da lezzetli oldu. Böyle yerken çikolataya doyacaksınız. Bolca kakao kullandığımız için böyle çikolatalı pasta lezzetinde oldu. Şimdi böyle soğuyana kadar e, tezgahta bekleteceğim. Iladıktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve tamamen soğuduktan sonra servis edeceğim. Şimdi üzerine neler serpebilirsiniz? Dilerseniz e, Petit beurre bisküvi rondodan geçirin üzerine dökün. Dilerseniz Hindistan cevizi dökün. Dilerseniz eee kakao serpin. Ben fıstık serpmeyi tercih ettim. Yani tamamen sizin arzunuza kalmış. Dilerseniz böyle artık çilekler, vişneler çıktı pazarlarda. Dilimleyip meyveyle de süsleyebilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyin. Kakaolu bu tarz pastalara her şey yakışıyor. Şimdi dilimleme aşamasına geldik. Dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz ama bu şekilde gayet ideal oluyor. Ben küçük dilimler halinde yapıyorum. Uzunlamasına 4 şerit kestikten sonra 6 şerit de bu şekilde keserek dilimlere bölmüş oluyorum. İç dokusunu da size göstermek istiyorum. Ben buzluktan çilekleri çıkartıp çilek süslemeye devam ettim. İlk dilim her zaman zor çıkar. Böyle e, ee Kekimiz çok güzel ıslak bir kek olmuş. Üzerindeki krema zaten gördünüz. Böyle muhteşem bir dokusu vardı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Dokusu, yumuşaklığı gerçekten harika bir kek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.